Merhaba. Şimdi sizlere Yıldız'la birlikte mısır ekmeği yapılışını anlatacağız. Bu mısır ekmeği tarifi bizim çok sevdiğimiz, çok kolay hazırlanabilen, yarım saat içerisinde olabilen bir tarif. Malzemeler çok basit. 1,5 su bardağı kadar süt veya hazır ayran kullanabilirsiniz. Biraz tuz, 1 çay kaşığından biraz fazla, yarım çay bardağı kadar ayçiçek yağı veya zeytinyağı, biz zeytinyağı kullanmayı tercih ediyoruz. 2 yumurta ve yarım paket kabartma tozu. İşlemler çok basit. Bir de mısır. Evet, bir de mısır unu. Mısır unu ne kadar? 200 gram yeterli bu iş için. İşlemler çok basit dediğimiz gibi. Bütün malzemeleri Yıldız'cığım döker misin? Birbirine karıştıracağız. Tek yapmamız gereken bu. Daha sonra hazırladığımız kalıba dökeceğiz. Biz sızma zeytinyağı kullanıyoruz. Karıştırabilirsin Yıldız. Önce ben bir başlayayım, olur mu? Daha sonra biz bugün hazır ayran kullanıyoruz. İçinde bir miktar tuz var. O yüzden kullandığımız tuz miktarını azalttık. Bunları da böyle koyalım. Ve isterseniz çırpma teliyle, isterseniz böyle bir spatulayla, evet, yumurtaları patlatacağız. Rengi ne güzel oldu değil mi? Evet. Zeytinyağının rengi çok güzel oldu. Evet. Sıvı kuruya karışıyor. Bu hamur çok cıvık olacak. İstediğimizde o. Çünkü mısır unu çok fazla sıvı çeker. Pişme sırasını, piştikten sonra da çok yumuşak, kek gibi bir mısır ekmeğiniz olacak. 3-4 gün tazeliğini korur. Ama yapar yapmaz yerseniz de özellikle tereyağıyla tadına doyum olmaz. O patlaktı ama zaten. Evet. Sen bir karıştır biraz bakalım. Ben böyle bir kalıp hazırladım. Bir çelik çember, altına bir yağlı kağıt. Onun içerisine döküp 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişireceğiz. Evet. Bak şöyle yapalım. Ver bir göstereyim sana. Böyle hızlı hızlı. Çırpma teliyle aslında, eğer ki hani bu şekilde yapmak istemiyorsanız, ben hamuru çok yoğurmak istemediğim, çok fazla karıştırmak istemediğim için böyle yapıyorum. İçinde topak kalmasın çok fazla. Ve gördüğünüz gibi karıştırdıkça hamur koyulaşıyor değil mi Yıldız? Evet, içinde topak kalmadı. Yeteri kadar karıştırdık. Şimdi bunu kalıbımıza döküp fırınımıza vereceğiz. Bu cıvıklık ya da bu koyuluk diyelim gayet iyi. Kalıbımıza dökelim. Ve önceden ısıttığımız fırında 25-30 dakika kadar pişmesi için fırına veriyoruz. Evet, mısır ekmeğimiz 25 dakika kadar fırında pişti ve çıkardık. Hala çok sıcak. O kadar sıcakken yemek isteyebilirsiniz. Üzerine tereyağı sürdüğünüzde hemen eriyecektir. Çok güzel olur. Çok yumuşak bir mısır ekmeği oldu. Gördüğünüz gibi. Sıcak. Evet, çok sıcak. Biz bir dilimi dikkatlice kestik. Gördüğünüz gibi dumanları çıkıyor hala. İçi çok nemli ve yumuşak. Gördüğünüz gibi yumuşak bir mısır ekmeği oldu. Tadı çok güzel. Kokusu çok güzel. Ve bu kadar kısa sürede yapıp hemen sofrada sevdiklerinize ikram edebileceğiniz çok güzel bir ekmek oldu. Balıkla beraber de müthiş olur. Değil mi Yıldız? Peki. O zaman videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.